Hayırdır komiserim? Arzu hakkında bir gelişme mi var? Kusura bakma. Buraya bu şekilde gelmek istemezdim. Ama mecburdum. Buyurun komiserim, ne oldu? Rıza. Seni İhsan Barazoğlu'nu öldürmek suçundan tutukluyorum. Allah Allah. Neye dayanarak? Kelepçelerin arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Neye dayanarak komiserim? Anlaşıldı neye dayanarak. Buyurun. Senin işin değil mi bunlar? Ha? Hangi yalana dayanıp benim kapıma dayanıyorsun sen? Ha? Ha oğlum? Rıza, lütfen. Bak bunların hepsini sana ödeyeceğim, göreceksin. Hepsini ödeyeceksin bunları sen. Ne yapıyorsun Rıza? Karşımda savcı var. Kendini daha kötü duruma sokacağım sen. Tamam sana. Bir dakika. Bir dakika ne olur. Oğlum. Ne oluyor memur bey? Oğlunuzu İhsan Barazoğlu'nu öldürme suçundan tutukluyoruz. Ne? Sakin ol. Sakin. Götürmenin hesabını hepiniz vereceksiniz. Duydun mu hepiniz? Anne, tamam sakin ol lütfen. Tamam sakin ol, döneceğim ben. Hiçbir şey çıkaramazlar, sen merak etme. Avukatlarım ara, hemen gelsinler. Tamam, tamam. Tamam, tamam çocuğum. Telefonum çalıyor, bakabilir miyim? Bakamaz. Sonra senin icabına bakarım. Anne, sen beni ilgilen, tamam mı? Tamam çocuğum. Sen biraz önce ne söyledin öyle? Sen biraz önce bana baba dedin. İlk defa söyledin. Sonra beni kimse üzemez, merak etme. Dünyalar benim. Ben şu anda dünyanın en mutlu babasıyım. Tamam. Korkma, bir şey olmayacak. Çaresini bulalım, gitme. Götürmesinler seni. Sakin ol, sakin ol. Geleceğim. Geleceğim. Benim hayatımda hep oluyor böyle şeyler. Merak etme. Geleceğim. Söz ver. Tamam, elimden geleni yapacağım bir tane, tamam mı? Bak sen daha kızısın, bey kızısın. Ona göre davran, tamam mı? Güçlü ol biraz hadi. Bak söz verdin, geleceksin akşama. Tamam, sen güçlü ol. Seni çok seviyorum. Canım benim. Hadi, hadi canım. Kusura bakma. Savcının yanında böyle icap etti. Benimle bir ilgisi yok, bilesin. Hem sen bu muameleyi hak edecek biri değilsin. Biliyorum Fener, biliyorum. Hepsi o itin yüzünden oluyor. Baba dedi ya sonunda. Baba. Güzel kızım. Güzel kızım. Sen, delikanlı, bekle biraz. Pardon, savcı bey diyecektiniz herhalde. Burada bir tane bey vardı. Onu da biraz önce götürdüler. Şimdi, burası Selamoğlu çiftliği. Selamoğlu soyadı Adana kadar. Bu topraklar kadar eskidir. Buradan çok savcı geldi geçti.
Hepsiyle ekmeğimizi de soframızda paylaştık. Ama hiçbir senin gibi zorla bey dedirtmedi kimseye. Anladın mı? Gayet iyi anladım. Zaten ben de o yüzden buradayım. Bugüne kadar gereğini yapmayan o meslektaşlarımın yerine ben geldim. Demek ki Dila Barazoğlu'nun maşası. Öyle mi? Seni o mu yolladı buraya? He? O mu hazırladı bunu? Aklı sıra oğlumdan intikam alacak. Melike Hanım, bu sözlerinizi zor durumunuza veriyorum. Evet, Dila benim arkadaşımdır. Ama kendisinin bu olayla en ufak bir ilgisi yok. Bundan emin olabilirsiniz. Ha bir de arkadaş. Oo, siz çeteyi kurmuşsunuz. Maşallah. İkiniz tuzak hazırladınız, öyle mi? Yağma yok. Şimdi beni iyi dinle. Ne sana, ne de o karıya oğlum yedirme. Anladın mı savcı? Bey. Alın nefes alır, nefes alır. Bence almasa da olur. Sultan biz yanındayız, korkma. Ya kurban olduğum Allah'ını seversen sen niye telaş ediyorsun? Sen bunu bilmiyor musun ya? Girecek içeri şimdi fırt diye doğuracak, topaç gibi çıkacak dışarı. Ondan sonra da yılanlıklarına devam edecek ya. Azer yeter artık ya. Biraz doğru düzgün konuşur musun? O çocuk senin de çocuğun. Baba oluyorsun. Hiç mi merak etmiyorsun çocuğunu? Ben bir kantine iniyorum, tamam mı? Melis'ciğim. Ağlama, ne olur ağlama babaannem. Dönebilir mi bugün? Bak, baban bir şey için söz verirse mutlaka tutar. Bugün olmasa bile mutlaka dönecektir. Hem zaten polisler de yanlış yaptıklarını anlayacaklar. Sen ona baba demişsin. Dünyaları vermişsin. Bu sefer daha güçlü, daha kuvvetli dönecek. Ama sen ağlama. Ne olur üzülme. Beni de üzme bir tane. Canım, Doktor bey merhaba. Fatma buradasın, hayrola? Bir doğumumuz var. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sağ olun. Yoksun ortalıkta. Sormayın, hiç fırsatım olmadı. Aslında gelmem gerekiyordu. Küçük bir sıkıntım var. Bak işte. Belki önemli bir şeydir. Hayrola neyin var? Halsizim biraz. İştahım da yok. Yani sormasam anlatmayacaksın. Aferin sana. Hadi gel benimle. Hazır buraya kadar gelmişsin. Bir kan tahlili yapalım. Hem kan değerlerin ne durumda ona bakalım. Tamam ama hızlı olacaksa. 3 dakika sürmez, gel. Pazarlık yapma benim. Hadi yürü. Tamam. Hadi. Yasemin, ben hemen geliyorum. Gözün kulağın Sultan'da olsun, tamam mı? Tamam Fatma Hanım, siz merak etmeyin. Kabahat bende. Senin lafına güvenip buraya gelende. Kabahat bende. Alo. Yine yapıştık Rıza Afrikası'na. Yine yolladık köpekleri kapıma. Melike Hanım, önce bir sakin olun, ondan sonra söyleyin ne söyleyeceksiniz. Boşuna bilmiyormuş gibi yapma. Rıza'yı biraz önce polisler götürdü. Kocanın davasını yeniden açmışsın. Bir dakika, ne davası, siz neden bahsediyorsunuz? Anlamıyorsun değil mi? Ha? Anlamıyorsun. Biraz önce polisler Rıza'yı tutuklayıp götürdüler. Sen o iş güzel arkadaşın, savcı da başlarındaydı. Senin hiçbir oyunun bana sökmez. Yağma yok. Benim kapıma değil savcı, orduyu yığsan hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Melike Hanım, size 1000 kere söyledim. Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Ama ne olduğunu öğreneceğim. Merak etmeyin, bulacağım ne olduğunu. Aman aman. Aman istemiyorum. Senden gelecek olan hayır Allah'tan gelsin. Utanmıyorsun değil mi? Ha? Aklın sıra Rıza'dan intikam alacaksın. Bari yaptığın şeyin arkasında durmayı bil. Mertçe. Rezil mahluk. Bıktım. Bıktım, hepinizden bıktım, bıktım. Allah kahretsin. Kahretsin.
Kahretsin. Uçurdular sana demek. Aç şu telefonu, lanet olsun. Aç! Aç. Ne oldu? Ha? Ne duruyorsunuz burada? Ha? Çiftlik mi bak? Öyle mi çıktı buradan? Hadi herkes işin başına. Hadi! Hadi! Beyimizi üzüldük hanım, affediyorum. Ne varmış beyine üzülecek, ha? Beyiniz dimdik ayakta duruyor. Hadi herkes işin başına, hadi! Sofra niye kurulmadı, ha? Bu evde kahvaltı edilmiyor mu? Melis kahvaltı etti mi? Etmedi. Aç mı gitsin çocuk okula, ha? Çabuk sofrayı kurun, hadi! Gitmek istemedim Melika Hanım, biz de ilişmedik. Allah Allah, ilişmemişmiş. Sinirlerimi bozmayın, çabuk kurun sofrayı. Olmuş bitmiş bir iş, yıllar geçti. Bu iş nasıl açıldı yine? Birileri ihbar mı etti acaba? İhbar mı? Ne ihbar oldu? Kim ne biliyor ki? Ahmet, postacı zarfı sana bırak. Eyvallah abi. Ulan savcı, ulan savcı. Ulan hayvanı bulaştırmayacak. Ay seni kafana edeyim Ahmet, kafana edeyim. Ne oluyor oğlum sana? Ne o elindeki? Sana ne lan? Savcılık yer oğlum. Ver bir bakayım. Oğlum ver lan şunu. Ne yaptın oğlum sen? Başını nasıl belaya soktun? Ulan versene şunu. Bir saniye Ahmet, bakacağım. Ulan versene oğlum. Ver dedim şerefsiz, ver. Bırak lan sen de. Bir çabuk oldu bak, gördün mü? Ne zaman alırız sonucu? Ben seni arar, haber ederim. Sağ olun, vallahi aradan çıkmış oldu. Bir daha ihmal etme. Melike Hanım'a da selamlar. Baş üstüne. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Güle güle. Nedir durum? Henüz bir haber yok. Ama benim sana diyeceklerim var Azar. İki dakika benim lafımı kesmeden bir dinle. Olur, kurban olduğum, konuşma. Söyle. Biliyorum, böyle davranmam hoşuna gitmiyor. Ama ben de bayılmıyorum Sultan'la aynı çatı altında yaşamaya, onun dertleriyle ilgilenmeye. Kim bilir millet arkamdan neler söylüyordur. Kocasının eski karısıyla ilgileniyor. Onun her derdine koşuyor. Ağızları durmuyordur. Bu ne saflık, ne aptallık diyorlardır. Kimse senin hakkında bir şey diyemez. Adamın alnını karışırım. Hele ki o yılanla senin ismini aynı kefeye koyamaz kimse. Anladın mı beni? Tamam. Bir sakin ol da beni dinle. İstedikleri kadar konuşsunlar. Bu benim hiç umurumda değil. İstedikleri kadar lafa söze vardırsınlar. Ben buna katlanırım. Niye biliyor musun? Çünkü beğensek de beğenmesek de o kadının doğuracağı çocuk senin çocuğun da o yüzden. O bebek senin Azar. Doğduğunda elleri senin ellerine benzeyecek diye. Yüzünde senin yüzünden çizgiler olacak diye katlanıyorum ben bunlara. Anladın mı beni? Anladım bunu. Hem sen kendine söylemiyor musun sultanın nasıl bir kadın olduğunu? Bırakalım da o kadın mı büyütsün çocuğu? Senin canını kanını taşıyan o masum çocuğu ona mı emanet edelim? Gönlün razı geliyor mu böyle bir şeye? Hı?
Yok, gelmiyor. Kimin gönlü razı gelir ki benimki gelsin? O zaman topla kendini Azer. Sultan'ı boş ver. Bir önemi yok. Ama o çocuğa sırt çevirme. Sahiplen onu. Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam kurban oldum. Gözleri dünyalar güzeli karım benim, tamam. Azer sen ne diyorsan onu yapacak, tamam. Hadi sen onların yanına git, ben biraz burada oturacağım. Olmaz mı? Tamam. Selam söyle. Tamam da kurban olduğum o dediklerinin hiçbiri olmayacak ki. O çocuğun ne kaşı gözü, ne uyusu bana benzemeyecek. Yine Azer çeksin anasını satayım. Milletin derdini Azer çeksin. Gerek var mıydı buna Soner? Nasılsa beni adliyeden çağırmayacaklar ifade için. Allah rıza bana kalsa odamda oturalım, çayımızı içelim. Ama savcı istim üzerinde. Yani formalite neyse onu uygulamak zorundayım. Şerefsiz, inadına yapıyorum. Sağ ol, sağ ol. Aniden niye böyle olduğuna, neden üzerine geldiğini akıl sır erdiremedim. Göreceğiz Soner'cığım, sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Sen yaptın Dila. Sen yaptın, nasıl yaptın? Ama sen yaptın. Ben yokum artık. Ya hayatımdan çeker gidersin ya da olacaklara karışmam bak. Ha. Beni tehdit mi ediyorsun? Ben bu dünyada senin için her şeyi göze alırken elimi kolumu bacağımı kesebilirim ben lan senin için. Ha? Beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl istiyorsun öyle anla. Ah Dila. Doktor sana nasıl? 98 civarı. Nabız tansiyon? Nabız 80, tansiyon 111.59. Hastanın nabzı yükseliyor. Gerek geliyor. Anne, hastanedeyim şimdi. Seni daha sonra arayayım mı? Ne işin var orada? Sultan doğuruyor, onun için buradayız. Aferin. Aferin, aferin. Çok iyi yapıyorsun. Kocanın eski karısına hizmetçilik ettiği yetmiyor. Şimdi çocuğunu doğurdu, ona da bakarsın sen. Anne, ne oluyor yine, ha? Elinin körü oluyor. Abini tutuklayıp götürdü polisler. Şu an karakolda. Anladın mı? Bırak el alemi kadınla ilgilenmeyi de biraz kendi ailenle ilgilen. Ne? Karakola mı aldılar? Tamam, hemen geliyorum. Yasemin, acil bir işim çıktı. Ben hemen annemlere gidiyorum. Sen burada kal. Hiçbir yere ayrılma, tamam mı? Tabii Fatma Hanım, kötü bir şey yok ya. Sen boş ver. Sen burada kal, Sultan'la ilgilen, tamam mı? Tamam. Merak etmeyin. Ben buradayım. Azer. Ne oldu? Abimi tutuklamışlar. Karakoldaymış şimdi. Hemen gitmemiz lazım. Dur. Paydara mı vurdu yoksa? Bilmiyorum ki mi vurdu. Belli ki ortalık yangın yeri. Yürü.
İyi günler. Rıza Selamoğlu ile görüşecektim ben. Az önce getirilmiş. Maalesef şu an görüşebilmeniz mümkün değil hanımefendi. Ne demek mümkün değil? Prosedür böyle. Göremezsiniz. Suat! Suat! Ne yaptığını zannediyorsun sana? Ne demek oluyor bütün bunlar? Ne bu saçmalık? Dila dur, sakin ol. Ne oluyoruz? Sana olanları anlattım zaten. Her şeyi biliyorsun. Sen bana ihbar aldığını, inceleyeceğini söyledin. Apar topar getirip Rıza'yı nezarete tıkacağını değil. Dila, ortada bir ihbarcı var. Elimde de deliller var. Sence ne yapacaktım? Bence sen bu saatten sonra Rıza'yı değil, bu davada kendi durumunu düşün. Şimdi izninle. Suat. İki günde neyin delilini buldun sana? Hiçbir şey bildiğin yok senin. Ezber iş yapıyorsun. Dila, şu anda nerede olduğumuzu ve benim kim olduğumu unutma lütfen. Hem senin sandığından daha fazla şey biliyorum. Şimdi izin ver, içeri gidip işimi göreyim. Çıkınca sana her şeyi detaylı anlatacağım. Anlatacaksın. Hiç şüphen olmasın Suat. Anlatacaksın. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Rıza Selamoğlu'nun işlemleri tamamlandı mı? Kendisini şu an nezarette tutuyoruz. Emniyet işlemleri yapıldı. Sağlık kontrolü ve adliye sevki için de hazır durumda. İstediğiniz an savcılık ifadesine gelebilir. Peki, ifadesinde enteresan bir şey söyledi mi? Savunma vermedi. Ama dediğim gibi adliye sevk edebiliriz, ifadesini alabilirsiniz. Acele etmeyin. Gerek yok. Hemen alamam ifadesini zaten. Şöyle içeride bir 5-6 saat tutun. Nezarette beklesin. Sevkini sonra yaparım. Biraz uzun bir süre değil mi? Burası Adana. Malum işler yoğun değil mi? Sayın savcım kusura bakmayın. Haddim olmayarak soracağım. Rıza Selamoğlu'nu almaya gittiğimizde aranızdaki gerginlik dikkatimi çekti. Acaba aranızda bir husumet mi var? Ben hamasetle değil, kanunla iş yaparım. Kanunda ne yazıyorsa o olur. Ne siz bu soruyu bana sormuş olun ne de ben bunu duymuş olayım. Tamam mı? Affedersiniz Sayın Savcı. Kolay gelsin. Size de. Dilacığım dışarı çıkıp bir konuşalım mı rahat rahat? Rıza ile görüşeceğim. Onunla konuşmadan hiçbir yere gitme. Olmaz. Görüşe izin yok. Bunu sen de biliyorsun. Ben avukatım. İstediğimle görüşürüm. Bunu sen ne biliyorsun? Dila, kendisi bir avukat talep etmeden olmaz. İşimi zorlaştırma. Avukat olduğum halde beni görüştürmediğini söylerim. Kendin uğraşırsın. Yaparım bilirsin. Sadece birkaç dakika. Konuş memurla. Hayırdır? Halimi görmeye mi geldin? Rıza yapma ne olur. Ben seni merak ettim. İyi misin? Baksana şuraya gayet iyiyim. Gururdu kendini yap. Benim yaptırdığımı mı düşünüyorsun? Rıza benim bu olayla hiçbir ilgim yok. İlk aklına gelen şey beni suçlaman. Ya bırak Allah aşkına. Bana martaba okuma Dila. Ya sen bu kadar mı nefret ettin benden? Ha? Bu kadar mı canımı yakmak istedin?
aklın sıra arzu olayı intikamını alıyorsun değil mi? Bravo, başardın işte. Bak, ne güzel. Savcı arkadaşınla mutlu mesut yaşarsın. Sözlerine dikkat et. Ben bu sabah davinde seni bekliyordum. Annen arayıp anlattı her şeyi, yemin ederim. Bıktım artık senin planlarından, kaprislerinden, beni suçlamalarından. Yeter artık, yeter. Bak işte, rahat mısın artık? Ateşin söndü mü Dilan? İyi misin? İyi misin? Benim bir suçum yok. Tamam, şimdi dinleme beni, inanma bana. Ama yemin ederim bunun benimle bir ilgisi yok. Yine geleceğim. Beni dinleyene kadar geleceğim sana. Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım ki. Ya bırak çık git artık. Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne? Cevap ver bana. Cevap ver. Ya benim amacımı da ne yapmak istediğimi de sen gayet iyi biliyorsun. Bunu 4 yıl okudum. Ben neyim ha? Savcıyım değil mi? 1412 sayılı ceza muhakemeleri kanununa göre de savcının vazifesi soruşturma yapmak, araştırma yapmak ve dava açmaktır. Bilmem hatırladın mı? Ukalalık etme bana. Sinirlerimi bozuyorsun. Kendine gel. Ne yapıyorsun sen? Düzgün sor Suyun. Bu davayı niye açtın Suat? Cevap ver! Sana daha önce de söyledim. Elime bir ihbar mektubu geldi. Kimden geldi bu ihbar mektubu? Açıklayamam. Sen de biliyorsun bunu. Bu yaptığın bir ihbarla olacak şey değil. Elinde kanıtın var mı? Var. Elime çok güçlü bir delil geçti. Davayı tekrar açtırabilecek kadar güçlü bir delil. Anladın mı şimdi? Dila, bırak mahkeme görülsün. Gerçekler ortaya çıksın. Eğer Rıza ceza alırsa kocanın katili belli olacak. Adalet yerini bulacak. Bunu nasıl istemezsin? Niye istemezsin? Aklım almıyor Dila. Bana bak. Daha buraya geleli kaç gün oldu? Bu davayla ilgili ne duydun ne gördün bilmiyorum. Kanıtmış, delilmiş, ihbarmış. Sen bana resmen yalan söylüyorsun. Sen bir şey biliyorsun Suat. Ama hiç merak etme, ben onu bulacağım. Anladın mı? Haddini aşıyorsun. Karşında 10 yıllık arkadaşım var. Haddini aşan sensin. Bana savcının tanımını yapıyorsun. Senin arkadaşlıktan haberin bile yok. Sen bana ne yaptığının farkında bile değilsin. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İyi mi babam? Hayır canım, biz de şimdi yeni duyduk. Sen nasılsın? Kötü. Sabahki olay gözümün önünden gitmiyor ki. Hep onu düşünüyorum. Bak geçecek, bir yanlışlık olmuştur. Geri gelecek baban, hiç merak etme. Melisciğim, bak ne yedin ne içtin babaanne. Hadi içeri gir, bak ne güzel sofra kuruldu. Bir şeyler yemeye çalış. Hadi bir tane. Babam gelmeden canım istemiyor ki. Ama olur mu Melis? Baban geldiğinde seni böyle aç perişan mı görsün? Çok üzülür bak. Hadi git şimdi, sen bizi sofrada bekle. Hem bizim biraz konuşacaklarımız var. Bize izin verir misin? Hatice. Anne. Ne oldu? Nedir mesele? Onu Dila'ya soracaksınız kızım. Kocasıyla ilgili davayı yeniden açtırmış. Sabah abini alıp buradan... Çeli götürür. Kaldı kalbim. Yok ya. Yani zannetmiyorum Dila öyle bir şey yapmaz. Hem yapmış olsa benim haberim olur.
o kıl kuyruk savcı da arkadaşıymış. Dile anlatmasa nereden bilecek? O kadar peşin konuşma bence. Daha hiçbir şey bilmiyoruz ki. Ah benim saf kızım. Fatma bu kadar saf olma Allah aşkına. Bundan sonra Dila'ya dikkat edin. Sizi de kullanmak isteyecek. Bak ona göre. Lütfen ağzınızı açmayın. Hiçbir şey anlatmayın bu kadına. Benim oğluma olan öfkesini anlamadım ben. Nedir bu öfke nedir bilmiyorum. Lanet olsun. Neyin öfkesi bu Allah aşkına? Nedir bu aralarında bu kadar mesele olan peki biliyor musun sen? Bilmiyorum neyse ne. Fatma sen bir karakola git abine kızım. Bak bakalım bir şeye ihtiyacı var bir şey istiyor. Hadi kızım. Dur. Olur mu şey kurban olduk tamam ben giderim. Ben avukatı aradım. O da hemen gidecek. Biz Fatma ile burada kalalım. Melis'i yalnız bırakmak istemiyorum. Tamam. Gelirim ben kurban olduk tamam. Rıza selam oğlum. Defol oğlum. Hazar yapma. Defol. Hazar hadi. Rıza! Belki de hesap verme günü geldi ha. Ahirette değil de dünyada hesap vermen gerekiyormuş demek ki. Nereye niyet, nereye kısmet. Sen ne büyüksün Allah'ım. Hikmetinden sual olmaz. Hoş geldin. Hoş bulduk Canibim. Hayriye. Gel Hayriye. Ben mahvettim yollarda valla. Al şunları gözünü seveyim. Hayriye o kadar çok eşyayı ne? Ya sen defileye mi gittin? Hasta bakmaya mı? Kadınım ben kadın. Gidemiyorum sen gibi öyle bir kidon bir atletle öyle her yerlere. Selametle sağ olasın emmi. Sen yokken bu çiftlikte çok bunaldım vallahi billahi. Yapma, inanmam. Bana bak, özledin mi ben de? Hem de nasıl özledim. Bak, sen hep böyle şeyler söyleyeceksen ben hep gideyim Cani. Yok, hiçbir yere gidemezsin. Vallahi sen yokken senin işlerini de koşuşturmaktan imanım gevredi burada vallahi. Çamış seni. Yoruldum demiyordu, üzledim diyor. Tabii eşek gibi koşturup deve tabanı gibi şişince anladın değil mi benim kıymetimi? Yok. Bu Yasemin nerede ya? Onlar hastaneye gitti. Sultan doğuruyor. Ne? Ya bunu niye şimdi söylüyorsun ya? Başta söylesene be canım. Bu kadar eşeği görünce akıl mı kaldı hiç? Mehmet! Başka kim var kadının yanında? Yok. Fatma'yla Yasemin de gitti. Azer Bey'im götürdü onları. Vay ki vay, bebek geliyor desene. He vallahi. Savcım çıkmadan önce şu evrağı imzalamanız lazım. Nedir bu? Konuşmamız lazım. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Kim var bu işin arkasında? Neler dönüyor? Hangi işin arkasında kim var? Anlamadım. Canan saf hayatma. Rıza'yı almışlar. Dava yeniden açılmış. Benim
Benim haberim yoktu. Bir sürü işle uğraşıyorum ben, bilmiyordum gerçekten. Ya Suat'ın onu araştırdığını bile senden öğrendim, biliyorsun işte. Gizledi benden, bilmiyordum. Bana baksana sen. Nedir senin bu hallerin ha? Sen mi söyledin Suat'a? Candan her şeyi sen mi anlattın? İyice abarttın artık, saçmalıyorsun ya. Ne dediğini bilmiyorsun sinirden. Şu dediğine çok alınırdım ama şu anki saçma duygularına veriyorum. Ben niye uğraşayım ya onunla? Ayrıca Suat'a niye anlatayım yani? Rıza'ya bir şey yapmak istesem hem bu kadar beklemezdim hem de kendim yaparım. Peki Suat her şeyi nereden öğrendi? Niye bu işin içinde bu kadar? Dila dedin ya işte ihbar gelmiş diye. O da peşini bırakmamış belli ki, araştırmış. Elinde kanıtı olmasa böyle bir şeye cesaret edemezdi. Ya kolay mı tutuklama kararı çıkarmak, bilmiyorsun sanki. Hele ki Rıza gibi biri hakkında. Demek ki elinde sağlam kanıtlar var, ondan eminim. Yakınız var. Uzatmayın fazla. Tamam tamam, merak etme sen. Geçmiş olsun. Sağ ol Zer. Ya bu komiser bizim rahmetli pederin ahbabıydı, müsaade etti. İki dakika göreyim dedim, bir şeye ihtiyacım var mı yok mu diye sorayım dedim. İyi, sağ olsun. Söyle, ne istiyorsun Zer? Ama ben ne isteyeyim? Senin bir isteğin varsa onu yapacağım. Fazla vaktimiz yok. Yok bir şey ihtiyacım. Sen evdekilere mukayyet ol yeter. Söyle onlara, uzun sürmez çıkarım ben yakında. Tabii canım. Çıkarsın, niye çıkmayasın ki? Neticede abimi vuran sen değilsin ki. Abimi vuran içeri girdi. Gerçi o da çok yatmadı, kaçtı şerefsiz ama olsun. Ne diyorsun lan sen? He? Lan abinin ölümüne sen sebep olmadın mı lan? Benim gibi adamdı lan abin. Senin yüzünden öldü. Şerefsiz. Bütün bu yaşadıklarımız senin yüzünden. Ne konuşuyorsun sen hala? Bağırtırma lan beni burada. Defol git. Defol. Burası seni germiş, agresifleşmişsin. Böyle değil de sen ya, ne oldu sana? Neyse, sen dışarıdakileri merak etme Rıza Bey. Onlar bana emanet. Hani çıkarsın çıkamazsın, aklın kalmasın, tamam mı? Ben mukayyet olurum. Kolay gelsin. İnşallah bebe sesiyle böyle bir neşe gelir eve, bir şenlik gelir de şu çiftliğin kasveti dağılır be. Yani sultan gibi bir şeytanın bebesi bile olsa bebek bebektir. Hem rızkıyla da gelir. Genel bize uyku haram olacak yani. Vır vır zır zır vır. Yuh sana be, yuh. Çocuk bağlayacak tabii. Zaten babası bir manyak. Anası bir yılan. Yazık. Ne günah var garibin. Ya karı, şaka ediyorum ya. Şaka ediyorum. Bir bebek gelse de böyle yanağını mıcırsak, öpsek, oklasak. He. Ben diyorum ki acaba ne oldu hastanede? Doğdu mu doğmadı mı, niyetti? Ya sen hiç merak etme. Fatma ile Yasemin sultanın yanında, ona bakarlar. Aman ikisi de ne anlar ya. Ya diyorum ki ben bir gitseydim. Hem bebek severdim. Ya al senin bebek seversin gelmiş he. Gelmesin. Bunca zamanda şöyle ağzımızı yüzümüzü sürecek bir bebek mi gördük? Ya kısmet, kader, kısmet, kader. Neyse hadi sen bak, gözün arkada kalmasın. Ben buraları derler toplarım, hadi hastaneye. Allah'a mı? He, git git, hadi hadi. Hadi. Savcı Hanım, ben de ne zaman beni tebrik edeceksiniz diye bekliyordum. Sululuğun sırası değil. Dila geldi, çok kızgındı.
Biliyorum. Sabah aynı şekilde biz de konuştuk. Suat bana bak. Rıza'ya ne yaptın umurumda değil. Ne istiyorsan yap, çeksin cezasını, tamam mı? Ama sakın sana anlattıklarımı Dila'ya anlatma. Sakın. Bak söz ver bana Suat. Ya Canan, sana tam 100 kere söyledim. Ben seni bu işe karıştırmayacağım. Sana daha ne yapayım ya, senet mi imzalayayım? Nedir senin bu hallerin? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sen anlattın, her şeyi sen söyledin deyip durdu ya. Ya bana hesap sordu. Ben senin yüzünden yalanlar söyleyip duruyorum. Artık yeter, yapamıyorum. Canan saçmalama. Sakin ol, otur. Bir kahve söyleyeyim mi? Kahve mi? İstemez. Bak bu iş benim boyumu aştı artık, tamam mı? Yeter. Geçmiş olsun Rıza Bey. Birazdan savcı ifadenizi alacak. Ellerinde ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama bu suçtan daha önce beraat ettiniz. O yüzden bizim de elimiz güçlü. Rahat ol. Ben rahatım, merak etmeyin. İyi, çok iyi. Gir. Zanlıyı getirdik savcı bey. Alın içeri. Buyurun. Bir saniye, bir saniye. Sana oturabileceğini kim söyledi? Ulan ben seni ne yaparım sen biliyor musun? Lütfen Rıza. Rıza Bey, beni bu makamda tehdit etmek sana iyi gelmez. Hem de avukatının önünde. Ben seni tehdit etmiyorum. Falına bakıyorum Sayın Savcı. Fal bakmasını biliyorsan iyi. İçeride bol bol kahve falı bakarsın o zaman. Şimdi oturabilirsin. İzin veriyorum. Sana değil, makamına duyduğum saygıdan sesimi çıkar. Makamına, sana değil. Müvekkilim hakkında neden yakalama kararı çıkarttığınızı öğrenmek istiyorum Sayın Savcı. Mahkeme celbi gönderebilirdiniz. Evinden alınması gerekmezdi. Her yiğidin yoğurt yiyiş şekli farklıdır diyelim avukat bey. Daha önce Rıza Selamoğlu'nun bu cinayette bir ilgisi olmadığı kanıtlandı. Ortada bir itirafçı var. Katil belli. Bu dava kapandı. Yeniden açamazsınız. Avukat bey, elimizde yeni deliller var. Öyle olsa iyi olur. Eğer öyle değilse Rıza Bey'in bugün yaşadıklarının hesabını vermek zorunda kalırsınız. İhsan Barazoğlu'nu vuran silahın Rıza'ya ait olduğunu tespit ettik. Bu cinayet aleti. Bunlar da o cinayet aletiyle Rıza Bey'in verdiği pozlar. Yani bir hesap ödenmesi gerekiyorsa hesabı bugün Rıza Bey ödeyecek. Şimdi Rıza, sana soruyorum. Cinayeti neden işledin? Nasıl örtbas ettin? Gözün aydın Sultan Hanım. Sağ olasın Yasemin. Bebeğim nerede? Onu içeride odaya aldılar. Yalnız mı? He, benden başka kimse yok. Çiftliğin hanımları, ağaları zahmet edip gelmediler demek. Öyle ya. Ben kimim ki bebeğim kim olsun değil mi? Ha doğurmuşum, ha ölmüşüm. Kimin umurunda? Yasemin. Bana bebeğimi getir ne olur. Hemşireler hemen getirecekler, sen hiç merak etme. İyi mi? Durumu nasıl? Şimdi kontrol ediyorlar. Korkacak hiçbir şey yok. Hemen gelir. Çok şükür. Vallahi bir görsem baldan tatlı, boncuk gibi. Canım. Canım benim. Canım benim, hoş geldin annem. Allah'ım çok şükür artık yalnız tek. Allah'ım sana şükür olsun yarabbim. Hoş geldin annem. Hoş geldin bebeğim. Hayriye.
Bak. Bak artık yalnız değilim, artık iki taneyim. Yavrum. Artık iki taneyim. Rıza yeter artık, cevap ver. Eğer cevap vermezsen suçu kabul ettin sayacağım. Sonuçları ağır olacak. Rıza Bey, en azından reddedin. Silah benim değil diye. Kabul etmediğinizi söyleyin. Pekala. Keyfin bilir Rıza Bey. Bakalım yarın mahkemede cezan yüzünü okunurken de böyle rahat rahat oturabilecek misin? Beyefendi alın. İşimiz bitti. Tamam efendim. Odan çok pis kokuyor. Biraz havalandır. Şehirde de fazla gezme. Güzel adamımızın havasını bozuyorsun sen. Arkadaşlar bir saniye. Rıza Bey, keşke reddetseydiniz, susmasaydınız. Bunun derdi dava falan değil. Onun derdi benimle. Özel sorunları var. Nasıl olur? Memur beyler, müsaade eder misiniz? Müvekkilimle iki dakika baş başa görüşebilir miyim? Bu fotoğrafları nereden bulmuşlar bilmiyorum. Ama durum hiç iyi değil. Dava yeniden açılınca sizi sadece cinayetten değil, yanlış beyanlama ve delil karartmaktan da suçlayacaklar. Durum çok parlak değil. Bunu en baştan söylemiş olayım. Beni istemiyorsanız en azından başka bir avukat baksın davaya. Sizinkisi intihar etmekten başka bir şey değil. Sağ olun. Bugün benim için yaptıklarınız yeterli. Ama bundan sonrasında siz karışmayın. Benim başka planlarım var. Hadi arkadaşlar. Bu saat oldu, yok hala. Ne soruyorlar, ne yapıyorlar bu kadar? İstediklerini sorsunlar yavrum. Hiçbir yere varamazlar. Hadi gel. Sen bu kadar böyle kendini üzme. Tamam mı bir tane? Otur. Bak Meis'cim, istediklerini sorsunlar. Hiçbir yere varamazlar. Sözünü tutmamazlık etmez o. Belli ki bırakmıyorlar işte. Ne istiyorlar babamdan? Kime ne zararı olabilir ki? Ne olur gönlüne kötü şeyler getirme. O senin yüzünden ayakta duruyor. Senden güç alıyor. İyi şeyler düşünelim. İyi olsun. Tamam mı? Ah, babaannesinin bir tanesi. Bugün o abin denen adamı görmeye gittim ya hani ben. Rıza Bey. O önüne geleni tokatlayan, ortalığa sıkıp duran koskoca Rıza Bey, o gitmiş, yerine bir tane kedi yavrusu gelmiş, kedi yavrusu. Hazar, uzatmayacaksın değil mi bu konuyu? Cık. Uzatmam. Yalnız kurban olduğum, bak ben sana diyeyim, yüzünden düşen bin parçaydı ha. Yani her şeye hazırlıklı olun. O adam içeride uzun süre kalabilir. Konuşma böyle. Ağzından yel alsın. Olmayacak öyle bir şey. Konuşmayalım şimdi bunu. Tamam, gel buraya. Seni üzecek hiçbir şey olmayacak, tamam mı kurban olduğum? Ben varım kız. Bak. Vurdum bak, üç defa vurdum. Sen bebeği gördün mü? Ne bebeği? Ha, doğmuş mu o ya? Doğmuş. İyi alt etmiş. Yasemin arayıp haber verdi bugün. Bence gidip gör bir an önce bebeğini. Tamam, gece gider görürüm. O senin bebeğin Azar. Senin çocuğun ya. Daldın yine. Yok. Gel buraya.
İnşallah bir gün bizim de bebeğimiz olur. İnşallah. Olur da bir kurban olduğum. Niye olmasın ki? Avukat arıyor. Efendim evladım. İfadesini aldılar mı? Ne zaman bırakıyorlar Rıza'yı? Rıza Bey tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yarın hakim karşısına çıkacak. Geceyi de nezarethanede geçirecek. Ne diyorsunuz? Ne istiyor bu adam benim çocuğumdan? Tutuklama talebi de neymiş? Sanki Rıza bir yere kaçacak. Bu ne saçmalık? Maalesef son durum bu Melike. Yarın sabah mahkemede görüşürüz. Avukat Bey. Oğlumun istikbalsiz elinizde. Bunu sakın unutmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Melis'ciğim. Hiç yorulma babaanne. Yüzünden durumun iyi olmadığı belli. Hem babam gelecek olsa kendi arardı, avukatı değil herhalde. Bir tanem, niye böyle yapıyorsa? Bu kim şimdi? Dilay'mış. Ne sanıyordun ki? Babam değilmiş. Melis. Sen biraz oturur musun burada ya? Bir Dilay'a merhaba diyecektim. Sonra söylersin. Belki bir şey biliyordur. Beni burada bekle oğlum. Lütfen. Hoş geldin Dilay. Hoş bulduk. Hoş geldin yenge hanım. Oturalım ister misin? Gerek yok. Melike Hanım'la konuşacağım. Bana bak. Ne işin var senin burada? Hangi yüzle bu eve gelirsin sen? Sen de utanmaz bir insansın. Ya hanım şaşırdın mı? Ne yapıyorsun Sanmaz. Sen? Sanmaz. Ne istedin oğlundan? Oğlum ben ne istedim? Ne isteyeceğim ben senin oğlundan? Başında senin gibi bir şeytan varken ona bir şey yapmaya gerek yok. İki yüzlü Melike. İki günde özüne döndün değil mi? Doğru, çok haklısın. Allah beni kahretsin ki senin gibi bir kadın ayağına gelip özür diledin. Allah kahretsin beni, insan zannettim seni. Seni öldüreceğim. Canım. Yemin ederim seni öldüreceğim. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Bu tokadın bedelini ödeyeceksin. Göreceksin. Elinden geleni ardına koyma. Rezil mahluk. Melike Hanım. Hadi yengem, hadi kurban olayım hadi. Ya Melike Hanım sen ne yapıyorsun ya? Sen niye tokat attın bu kadına şimdi? Senin bu hanım ağanın savcı arkadaşı var ya. Evet. Rıza'mı sanmamış bugün. Yarın mahkemeye kadar tutuklu kalacakmış. Sonra tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edecek. Anladın mı nasıl bir bela var başımızda ha? Anladın? Sağ olsun. Bir kap yemek bıraktı bize de öyle gitti. Bakıyorum da hanımın geldi diye yüzüne gözüne kan geldi ha. Allandın pırlandın. He onun gibi bir şey işte.
Artık sevindiğinden mi yoksa karnın doydu diye mi bilemiyorum tabii. Çok komik. Şaka yapma bilmiyorsan sakın yapma. Yasemin gelmedi mi daha? Yok gelmedi. Çok mu merak ettin? Yok ya. Öylesine sordum. Sen bırak o çırpı bacaklıyı da. Bugün selam olup çiftliğini polis basmış. Rıza Bey'i alıp götürmüşler. Harbi mi diyorsun? Yok. Şakacıktan diyorum. Tabii harbi diyorum. Oradaki arkadaşlar söyledi. Nezarete atmışlar. Karga tulumla götürmüşler. İşler karışmış. Deprem olmuş gibiymiş. Oo. Orası karıştıysa depremin buraya da gelmesi yakındır Canip dayı. Ha bak bunu doğru dedin işte. Vay be. Demek Mösyö Rıza'nın bizden başka dertleri de var ha? İlk kez girmiyor içeri. Son da olmaz. Ama daha önce de söylemiştim. El kolu uzundur. Yakında çıkar. Bence sen gözünde çok fazla büyütüyorsun bu toprak ağasını. Topraklarından ayrı düşsün, armut gibi ortada kalır. Yerinde olsam fazla küçümsemem. Madem Mösyö Rıza ortalarda yok, o zaman biz de harekete geçelim. Müjde, yarın kızına kavuşuyorsun. Nasıl? Basit. Bir şekilde çiftliğe giriyorsun. Delirdin herhalde. Kapıdan bile içeri almazlar beni. Kızın orada, kızın. El üstünde tutuyorlar. Bir dediğini iki etmiyorlar. Sonuçta anasısın. Karşılıklı iki ağlarsınız, seni de alırlar için. Hoş geldiniz hanımım. Bugün sizi görmedik, merak ettik de. Hoş bulduk canım, sağ ol. Şey hanımım, bugün kulağımıza bir şey geldi. Rıza Selamoğlu'nu tutuklamışlar. Canım aman, aman. Lafını edip de hadiseyi daha da büyütmeyin olur mu? Sen de dikkat et. Ne kadar az duyulursa o kadar iyi. Başla hanımım, çıt çıkarmayız vallahi. Ha bu arada Sultan ne yaptı, iyi mi? Doğum yaptı mı? Doğurdu. Durumu da iyiymiş. Hayriye ile Yasemin orada şinecek. Seyit Bey'in emaneti geldi desene. Efe'yi gönder. Şimdi Azer ilgilenmez onlarla. Ne gerekiyorsa yapılsın. Yarın ikisini de alsın getirsin. Emrin olur ha. Kuzum Allah bağışlasın seni canımın içi. Ya Hayriye, bizim hiç oğlumla resmimiz yok ya. Bir resmimiz çıksana bizim. Tuh ya makineyi unuttuk. E o da benim telefonum var, anlayacak. Gel bakalım. Bak 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 Hayriye teyze bak bak bak. Çektim. Sağ olasın. Pek de güzel çıktı. Canımın içi. Ne olacak? Azerhan bir şey dedi mi? Azerhan gelip bebeği görmüş mü ki adını söylesin Hayriye? Allah nasıl bir sınav ya? Sen beni neyle deniyorsun? Nasıl bir sınav?
cinayet aleti olarak kullanılan tabancanın aslında Rıza Selamoğlu'na ait olduğu, delillerle sabit olduğundan bu suçun işlendiğinin... kaçmış şüphesi olduğundan tutuklu olarak yargılanmasını talep ettiğimizi sayın mahkeme heyetine arz ediniz. İddia makamını dinlediniz. Gideceğiniz var mı? Bir şey var mı? Yok. Karar. Yaz oğlum. Gereği düşünüldü. Sanık Rıza Selamoğlu'nun tutuklu yargılanmasına. Sakin ol anne. Hadi Fatma, herkes sana yanaşıyor. Anne. Sakin ol anne. Neyse dikkat et. Sakin ol anne, sakin ol. Rıza. Rıza oğlum. Dansanız dönecek.
Allah kurtarsın, Allah kurtarsın. Sağ olun, sağ olun. Savcının söyledikleri kulağımdan gitmiyor. Kim böyle burnumun dibine kadar gelip bu resimleri çalar? Kim götürür teslim eder? Kim böyle bir şeye cesaret eder? Ya şimdi Melike Hanım, bu resimleri bu çiftlikten birinin çaldığına emin misin sen? Tabii canım, yani Rıza böyle şeyleri şirkete götürmez. Evde odasında saklar. Bir şey almak için gittim. Fotoğraf albümü masada duruyordu. Ortada bırakmıştı. Aldım, çekmeceye koydum. O gün aldılar demek ki. O gün. Buradan birisi yaptı. Aman Allah'ım. Melike Hanım, emin misiniz? Evet, daha birkaç gün önce oldu. Biliyorum. Tamam, bir sakin olalım o zaman. Bana bir yarım saat verin. Beni burada bekleyin, tamam mı? Geliyorum. Ne kadar çalışan varsa arka bahçeye gelsin. Hadi. Çabuk çabuk. Burada olmayanlara haber verin, gelsinler. Hadi senize kardeşim. Hadi. Bu vartayı da atlattın ha Sultan. Öyleydi böyleydi derken doğurdun gitti. Sen onu bir de bana sor Hayriye. Ay, aylardır bellerim eğrildi valla. Ama yüzünü görünce ne gam kaldı ne kasavet. Hayırlı bir evlat olur inşallah. Ya sen onun suratını görmedin mi ya? Onun nesinden hayırsız olacak Allah aşkına ya? Bebeğin nerede? Ben de bir bebeği görüyorum. İğnelerini yapmaya götürdüler. Ne iğnesi Allah aşkına? Kendi iğne kadar zaten. Hemşehrim, bebeğim nasıl? İyi mi? Bebeğiniz gayet iyi. Tüm kontrolleri bitti. Her şey yolunda. Dilerseniz çıkış işlemlerini yapabiliriz. Çok şükür Allah'ım. Dilediğiniz zaman muhasebeye geçip çıkış işlemlerini halledebilirsiniz. Şu ödemeyi daha sonra şey etsek olabilir mi acaba? Ben hallederim. Ben halledeceğim. Sen hiç merak etmeyesin. Hemşire Hanım, beni muhasebeye kadar bir götürün öyle. Babasının az biraz yol işi var da. Buyurun hocam. Allah razı olsun sizden. Herkes burada mı? Burada. Eksik yok değil mi? Yok ağam. Güzel. Şimdi beni iyi dinleyin Selam oğlum insanları. Benim atalarımın çok güzel bir lafı var. İnsan yemek yediği kaba ama sizin işinizden biri kaptan yemek yiyor. Ekmek yediği, ağam dediği insanlara ihanet ediyor. Bir de utanmadan sizlerin aranızda dolaşıyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki kardeşim, bizim ağamız Rıza Bey, haminimiz Melike Hanım. Doğrudur. Sen kimsin de bizi dizmiş konuşuyorsun diyeceksiniz. O da doğrudur. Ama merak etmeyin. Ben hepsinden icazet aldım. Elimdesiniz yani. Gelelim mevzuya. İçinizden biri bu Savcı Suat Bey'e casusluk yapmış, ağasını satmış. O kimse ortaya çıksın. Bakın, ben onu geç de olsa bulurum. Yorulurum biraz ama olsun. Ama onu bulursam çok mantıklı döverim.
zayıf noktalarına vururum ki böyle her yeri morarmasın. Bir de benim gibi bir manyağa böyle düşman kazanmaya hiç gerek yok bence. Beyim. Şoför Ahmet'e savcılıktan kağıt gelmişti. Hı. O nedir diye sordum, beni dövdü. Şüphelendim beyim. Bence bu yapmıştır. Doğru mu lan? Yalan söylüyor beyim. Dayak yedi diye iftira atıyor. Ne yapıyoruz? Ağzımızı bozmuyoruz. İyi. Seninle bir oyun oynayalım. Ben bunu çocukken oynardım. Çok keyifli bir oyun. Gel şuraya. Bir adımını çık. Lan çık! Ağam vallahi öyle değil. Lan! Yalan yere yemin etme lan, büyük günah. Başlıyorum. Ağam kurum kurbanını öleyim etme. Şşşt! Lan oğlum manyak mısın sen lan? Değer mi lan? Öleceksin. Bak doğruyu söyle. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Konuşmayacaksın mı? Gebereceğim bak. Geliyor lan, sıkacağım. Konuş lan, beynin dağılacak. Konuş! Ağam dur yapma. Dur etme, hele mi anlatacağım, dur. Ağam başım dara düşmüştü. Savcı Bey Rıza Bey'imin fotoğraflarını getirirsen beni salacağını söyledi. Getirmek zorunda kaldım. Mecbur kaldım ağam. Sen mecbur kalmadın lan. Sen ağanı sattın, ağanı. Bir daha ispiyonculuk yapma, tamam? Ama beyim. İspiyonculuk yapma. Ben sevmiyorum. Emredersin beyim. Sağ olasın. Geç, geç. Geç! Ne oluyor Azer? Buyur Melike Hanım. Senin ispiyoncu, Rıza'yı satan arkadaş sizin şoförmüş. Sen mi sattın bizi? Puh sen! Utanmaz nankör. Ne istedin ulan oğlumdan? Ha? Ha ne istedin oğlumdan? Söyle bana ne istedin oğlumdan? Melike Hanım tamam tamam. Satılık. Tamam tamam. Bu Suat denen savcı var ya, çekmiş bunu kenara korkutmuş. Eğer dediğimi yapmazsan içeri attırırım seni demiş. Bu da gelmiş çiftliğe, çalmış resimleri ona götürmüş. Satılık nankör. Bana bak lan. Eğer seni bir daha bu çiftliğin çevresinde görürsem var ya, öldürürüm. Şimdi yürü! Yürü! Al işte güven! Ne istiyor bu Suat abimden Allah aşkına ya? 3 gün olmuş geleli. Bir savcı nasıl buluyor o kadar dava dosyasından çıkarıyor Rıza'nınkini? Demek ki Dile anlattı her şeyi. Bir de ben söylemedim diyor, yalancı. Hoppala. Bu taksiyle gelen bizim Cevval Hanım'a olmasın? Yok artık. Daha neler. Azer. Ben bugün burada Melis'le annemle kalayım. Sen de git çiftliğe. Dila'yla güzel bir konuş. Doğru mu söylüyor annem? Haklı mı? Bir öğren. Tamam kurban oldum. Tamam. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Ne işin var burada? Hı? Ben seni bir daha burada görmeyeceğim demedim mi? Hemen defol evimden. Hadi. Siz kimi kovuyorsunuz ya? Hı? Buraya kızımı görmeye geldim. Onu görmeden de hiçbir yere gitmem. Bak hala kızım diyor. Onu unutacaksın. Anladın mı? O da senin adını, sanını unutacak. Hadi. Melike Hanım, kızımı görmeye geldim. Kızımı. Siz buna engel olamazsınız. O yüzden şimdi çağırın lütfen. Sen de kendini ana zannediyorsun değil mi? Ha?
doğurmakla an olunmuyor. Bak köpekler de doğuruyor. Her türlü çiyanlığı yap. Ondan sonra da kızımı görmek istiyorum. Yok öyle şey. Artık peşime. Bunca zaman neredeysen oraya git şimdi. Gördün mü bak? Kızım bile seni istemiyor. Hadi şimdi saçlarından sürüklemeden defol buradan. Ne söylediniz kızıma? Ha? Ne yalanlar uydurdunuz da doldurdunuz bana karşı? Ona bir şey söylememize gerek yok. Ne yaptıysan sen yaptın. Şimdi de katlanacaksın. Melike Hanım. Bakın ben onunla konuşmak zorundayım. Mecbur olmasam hiç ondan bu kadar zaman ayrı kalır mıydım? Onu düşünmesem buraya gönderir miydim? Ben burası güvenli diye sizin yanınıza gönderdim. Havela havela kuvvete illa billah alulazim. Sen ne laftan anlamaz bir insansın ya. Gördün işte istemiyor senin çocuk. Bana bak bugün zaten cehennemi yaşadım. Bir de sen üstüne defol buradan. Hadi defol. Yenge Hanım. Yenge Hanım. Yenge Hanım. Bak burası zaten yeterince gergin, tamam mı? Hadi sen çocuğunu başka zaman gör. Hadi. Hadi. Sen kimsin ya? Bıraksana kolumu. Şişt. Ben seni öyle çok tanımak isteyeceğin adamlardan değilim. Geldiğin taksiye bin. Paşa paşa git. Arızaya bağlatma beni. Arkadaşlar size yardımcı olsun. Hadi. Hadi. Geçmem Melis. Sen benimle konuşmadın ama ben sen benimle konuşana kadar buraya geleceğim. Bırak be! Bak hala zehirden. Hala. Laneciğim. Defol buradan. Lokum gibi süt kokuyor. Cennet kokusu o cennet. Maşallah. Anne oldu nasıl Sultan? He. Oldu hayırlısıyla. Kusura bakma ben doğuma gelemedim. Başımıza gelenleri duymuşsundur. Anlattılar. Zararı yok. Uyuyor mu? He uyuyor. Allah bağışlasın. Amin. Sana da bu çiftliğe de hayırlı olmasını dilerim. İnşallah. Neyse şimdi dışarıda beklemeyin hasta olmasın. Yasemin bebeğe takı hediye falan aldım çıkartırsınız. Tamam hanım. Hadi geçelim. Sen gelmeden odayı hazırladık. Yatağına da kanaviçeli örtüler örtük.
Hepsi küçük beyimizin şerefine. Ya çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ya hakkınız ödenmez valla. Melis'cim. İyi misin canım? Tamamen mi dönmüş? Bilmiyorum hayatım. Nerede kalıyormuş peki? Neden beni bu zamana kadar hiç aramamış? Söyledim ya canım, bilmiyorum. Kadın ağzını açamadı ki annemin yüzünden. Keşke sen de konuşsaydın. Kendin sorsaydın. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum ben. Konuşmak bile istemiyorum onunla. Ama merak ediyorsun işte. Bak, sana bu söyleyeceklerimi annem duysa bana çok kızar. Ama ben yine de sana söylemeden edemeyeceğim. Bana kalırsa annene böyle davranma. Ne de olsa, ne yaparsa yapsın, o senin annen. Biliyorum. Bak, kalkmış buraya gelmiş. Belli ki seni özlüyor. Kim bilir hangi durumdaydı. Konuşmadan yargılama bence. Babamı saklamış benden ya. Benden babamı saklamış. Koşulların ne olduğunu bilemezsin ki. İzin ver bir anlatsın, bir dinle. Sonra karar ver. Of, her şey çok zor geliyor ya. Şimdi babam yokken daha da zor. Biliyorum canım. Biliyorum. Çok affedersin, telefonu açma. Efendim Faik Bey. Fatmacığım, uygun muydun? Uygunum, uygunum. Dinliyorum sizi. Haberler iyidir inşallah. Öyle alelade bir kansızlık haberine bile razıyım. Müjdemi isterim. Test sonuçların geldi. 4 haftalık gebesin. Anne oluyorsun. Nasıl? Gerçekten mi? Bu işin şakası olur mu hiç? Tebrik ediyorum. Ya, ama ben bu ay hiç gecikmedim ki. Önemli değil. Bazen gebelik kanamayı etkilemez. Testler kesin. Bir ara gel, bir plan çıkaralım. Olur mu? Tamam. Görüşürüz, selamlar. Azar. Buyur. Vay hanımam. Tarafınızdan kapılarda karşılanmak büyük onör. Gözlerin yollarda mı kaldı beni beklerken ya? Çocuğunu gördün mü sen? Gördüm. Gece yanlarındaydım yani. Sultan'dan nefret etsem, onu öldürmek de istesem, bu çocuk ikinizin. Annesinin sultan olması onu ihmal edeceğin anlamına gelmiyor değil mi Azar? Oğlunu gerçek bir Barazoğlu gibi büyüt. Anladın mı? Anladım yengem, anladım. Ben de bütün gece düşündüm zaten. Merak etme sen, o iş bende. Aklın kalmasın, tamam? Yalnız sana bir şey diyeceğim ben. Beni beklemen iyi olmuş. Benimle seninle konuşmam gereken şeyler var. Örneğin şu Rıza Selamoğlu mevzusu. Melike'nin dedikleri doğru mu Dila Hanım ha? Savcıya sen mi anlattın her şeyi? Azar yeter. Melike de Rıza da aynı şeyleri söyleyip duruyor zaten. Bir de sen başlama. Benim bu konuyla hiçbir ilgim yok. Ne düşünmek istiyorlarsa düşünsünler. Melike öyle demiyor ama. Dila yaptırdı diyor, başka bir şey demiyor. Ben işimi yüz yüze hallederim. Arkadan iş çevirmek Melike'ye yakışır. Ya şu kadın adını almayın bu evde. Tamam tamam ya, bir sakin hanımam, bir sakin ya, Allah Allah. Bak senin bilmediğin şeyler var. Senin bu savcının eline geçen fotoğraflardan haberin var mı? Konaktan bir şoför çalıp götürmüş. Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Ne fotoğrafı? Niye yapmış ki böyle bir şey? Savcı istemiş. Savcının istediği fotoğraflar işte. Koskoca savcı gitmiş bir şoför parçasını tehdit etmiş, bir şey yapmış, korkutmuş. Konaktan fotoğrafları çaldırmış.
dükkanı ne yapmış? Yani senin anlayacağın, senin bu savcı arkadaşının çok sağlam bir yerden tüyosu var ha. Ondan sonra da hop, Rıza'yı paket etmişler işte. O yüzden soruyorum sana. Bir şey biliyor musun diye. Sağlam bir yerden bir tüyo almış. Sağlam bir yerden. Yenge, nereye ya? Hoş geldin, gelsene. Hoş bulduk. Hayırdır, bir şey mi oldu? Sen bu saatte aramadan gelmezdin. Yok, bir şey olmadı. Ben evde biraz canım sıkıldı. En yakın arkadaşımın, kardeşimin yanına bir geleyim dedim. İyi yaptın. İşte ben de dosyalara gömüldüm. Çalışıyorum işte her zamanki halim. Görüyorum sen bu aralar epey meşgulsün. Öyle oldu ya, çok iş var. Ben de film getirdim yanında. Beraber izleriz diye. Aa, tamam. Hangi film getirdin? Adı ne? Senin en sevdiğin türden. İhanet. Canan. İhanet. İçinde iki arkadaş var. Bizim gibi. Biri diğerinin arkasından iş çeviriyor. Arkadaşı ne yaşar? Üzülür mü, kırılır mı diye hiç düşünmüyor. Dila bak, bir sakin ol, bir otur, bir konuşalım. Neyi konuşacağız? Canan, bana neyi anlatacaksın? Sana sormadım ha. Neden yaptın bunu? Sen neyin peşindesin? Ben sadece Suat'a olup biteni anlattım. O bu işin peşini bırakmadı. Araştırmaya devam etti. Ben bir şey... Canan, Suat kim? Bizim yanımızda Suat kim Canan? Sen başlattın. Sen yaptın. Sen olmasan o hiçbir şey yapamaz. Ama ne var biliyor musun? Ben sadece işimi yaptım aslında. Bak bu dosyalar var ya, onlar benim hayatım. Ben her gün gerçeği ortaya çıkarmak için, adalet yerini bulsun diye yırtıyorum kendimi. Rıza'nın da eğer suçu varsa cezasını çekecek, yoksa serbest kalacak. Sen istesen de istemesen de, hoşuna gitse de gitmese de adalet bu. Adalet. Sen işini mi yaptın Canan? Şimdi mi aklına geldi işin? Kalbim bunu söylüyor mu? Rıza da ben de bu yüzden defalarca ölebilirdik. Onun suçsuz olduğunu sen de biliyorsun. Canan, o fotoğrafı hatırlıyor musun? O fotoğrafı çektirdiğimiz günü hatırlıyor musun Canan? Hatırladın mı bunu? Bak buna! Her baktığında adaleti hatırla. Buna her baktığında işini hatırla. Yapma Dila. Yazıklar olsun. Yapmayacaktın. Bir daha karşıma çıkma canım. Bir daha çıkma. Ya bir tek bana mı öyle gelir, yoksa bu Sultan Hanım'ın yüzüne bir ışık, bir nur, bir aydınlık mı indi? Lausa eyleğidir o. Hani insana ne kat döneminde böyle bir eğilik, bir güzellik gelir ya işte. Onun gibi düşün.
Vardır analığın bir hikmeti. Bu yılanı bile bu hale getirdiğine göre. Biraz geçsin, vaziyete bir alışsın. Eski sultan şıpadanak geri döner, hiç merak etmeyin siz. Aman aman dönmesin, özlemedik. Yalnız hastanede kadına acımadım da değil ha. Bebesi elinde, bir başına yatıyor orada. Çiftlik deklen umrunda değil. Ya insan bir çiçek gönderir ya, değil mi ya? Hayat bu, herkes ekkeni biçiyor. Hadi afiyet olsun. Arkadaş, bir derdin mi var tutulsun? Yanlış hesap Bağdat'tan dönen arkadaş. Şimdi ferah tut. Hanım ağanızı çağırın bana çabuk. Ben hemen gidip haber vereyim. Hanım ağam. Ne oluyor? Rahatsız ediyorum ama Melike Hanım giyinmiş kuşanmış. Konağa gelmiş, sizi bekliyor. Hadi bakalım. Sabah şerifleri hayır olsun Melike Sultan. Hayrola ya, ne oldu? Ne oluyor burada sabah sabah? Ne işin var senin burada? Bu topraklara adım attığından beri başımıza gelmeyen iş kalmadı. Seni ilk gördüğüm gün işte dedim, bela budur. Bana ve aileme yaptıkları yetti artık. Senin bu son görüşün Dilan Barazoğlu. Melike! Yerde o ya! Bismillah, ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Bırak! Azer bırak beni! Azer bırak, öldüreceğim onu! Oğlum hesabını verecek bana. Ya Melike Sultan, Allah'ını seversen ben Dilan'la konuştum. Onun bir suçu yok. Ha, tabii inanmazsın. Sen de bir baraz olmuşsun. Öldüreceğim seni. Buraya gel. Azer, çabuk al götür bunu buradan. Melike Sultan yürü, Allah'ını seversen. Hayır. Seni öldürmeden hiçbir yeri. Senin ölümün benim elimden olacak. Gel buraya. Pislik. Buraya gel, öldüreceğim seni. Melike.
Bana silah çekmenin de Cahil'e bu yaptığında bedelini ödeteceğim sana. Bırak beni Ercem. Toprağımdan defol. Defol toprağımdan. Yenge sen de köyüke gitme şu işe. Ne sizi Allah'ını seversen Cahil'e bakın. Seni öldüreceğim. Haberin olsun. Melike. Arkadaş işe bak ya. Silah alan dışarı çıkıyor ya. Ya Melike Hanım sen delirdin mi Allah'ını seversen ya? Tamam ben sana Melike Cardione dedim ama sen bu işi ciddiye aldın ha? Ya sen Dila'yı vursan eline ne geçecek arkadaş? Ha? Oğlunu mu salacaklar? Hayır. Sen de içeri gireceksin ondan sonra uğraş dur. Canıma tak etti artık. Anladın mı? Canıma tak etti. Kurtulamıyoruz biz bu kadından ya. Kurtulamıyoruz. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yok yok, sen iyi değilsin. Ben seni bir hastaneye götüreyim istersen ha. Bak hazır arabadayız, gidelim güzel güzel. Aman Azer sen de saçmalayıp durma. Hem sen niye karışıyorsun? Ben de güzel hıncımı alacaktım. Niye tutuyorsun beni çocuk? Ya insan öldürülerek hınç mı alınır Allah'ını seversen? Alınır ya. Tabii. Ya birader sen de niye getiriyorsun bu kadını eli silahlı sabahın köründe benim konağıma? Ben de emir kuluyum abi. Nereden bileyim? Sür sür hızlı sür hadi biraz. Anam yandım, yandım, yandım. Aşil topuğumdan vuruldu. Dayan herif, dayan. Nasıl dayanım? Ölüyorum Ayriye, ölüyorum. Koca Aşil'i deviren bana neler yapmaz. Aşil kim ya? Da git, git. Aşil, Aşil. Canip yeter, tamam. Küçük bir sıyrık bir şeyin yok. Kıvranıp daha beter yapacaksın kendini. Hadi herkes işinin başına, siz de bakıp durmayın, hadi. Canip Hanım, vallahi hiçbir şey yok. Küçücük bir sıyrık. İyi yırttın. Kaçak meçek. Ne kadar yani? Hanım ağam, hastaneye götürelim. Birilerini ayarlayalım da. Hayriye, kusura bakmayın. Hastaneye gidemeyiz. Ama hanım ağam, yaralı. Olmaz. Hastaneye gidersek iş polise itikal eder. Olay daha da büyür. Kendi işimizi de halledeceğiz. Ben tanıdık bir doktor bulacağım. Gereken neyse yapılacak, merak etmeyin. Oy anam oy. Ya. Hayvan kadar değerimiz yok bak yeminle ya. Hastaneye götüremiyoruz. Oldu olacak veteriner çağırsaydı bari. Yuh be ya yuh. Abla vallahi bak küçücük bir sıyrık. İlla büyüsün mü olay karakolluk mu olalım? Olalım. O Melike karısını bizim şikayet edip de süründürmeye hakkımız yok mu? Abla Allah aşkına kurban olayım. Sen bu dediğine inanıyor musun ya? Ona bir şey olur mu? Allah'ından bulsun. Beter olsun. Dağ gibi kocamı devirdi. Buyurunuz abi. İyi buyurun, sağ ol. Müdür bey, yalnız bırakır mısınız? Tabii sayın savcı. Hoş geldin yok mu ya Rıza Bey? Koskoca beysin sen. Bu işlerin terbiyesini almış olman lazım senin. Bakıyorum da o eski afran tafran kalmamış ha. E tabi. İnsan eline kelepçe takılıp parmak tıklarının arkasına atılınca gururu zedeleniyor değil mi? Konuş hadi. Sarılsana boğazıma yine. Nerede kaldı senin o delikanlılığın? Yoksa hapse kadar mıydı o delikanlılık? Ha? Ben yapacağımı konuşarak yapmam. O yüzden sen şimdi istediğin kadar konuş. Konuşabildiğin kadar konuş. Çünkü ben konuşmaya başladığım zaman sen kaçacak delik arayacaksın. Bakıyorum da öfken hala yerinde ha. İyi, iyi. Ama işte ben senin gibi öfkeli değilim Rıza. Öyle hemen cevap veremem belki. Bana bir şey yapıldı mı da asla unutmam. O senin terbiyesizliğini de hakaretlerini de unutmadım. Zamanı gelince hepsini soracağım. İntikamımı alacağım. Onun için şimdi buralara iyi bak. İyi belli. Arkadaş falan edin burada. Çünkü burası senin cehennemin olacak. Güzel. Çünkü ben zaten cehennemde yaşıyorum.
alışığım. O yüzden elimden geleni ardına koymam, olur mu? Elimden gelen değil. Daha fazlasını yapacağım. Tamam, ben buralardayım. Her şey yolunda. Kanama durdu. Zaten sıyırmış geçmiş. Birkaç gün iyileşirsiniz. Sağ olun doktor bey. Doktor bey. Gerçekten ölür müyüm acaba? Yok yok. Böyle bir sıyrıkla ölmezsiniz. Geçmiş olsun. Aman diyeyim doktor. Burada olanlar burada kalsın. Söz ver. Ben sadece bir sıyrık gördüm. Olan bitenden haberim yok. Yarın sargıyı çıkarıp pansumanı yaparsınız. Ben bu malzemeleri de bırakıyorum size. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun buyurun. Canip sen de dikkat et kendine. Çiftliğin dışına çıkma, ortalarda da görünme, oldu mu? Başüstüne hanıma. Benim bir işim var, ben gidiyorum şimdi. Unutmayın, bu olanlar burada kalacak. Kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Oldu olacak, baytar çağıraydınız. Bir şey mi dedin Hayriye, duymadım ben. Yani kusura bakmayın ama hayvan kadar kıymetimiz yok mu bizim? Ne olurdu hastaneye gitseydik? İlle rezalet mi çıksın istiyorsun? En iyi doktoru ayağınıza getirdim. Küçücük bir sıyrık işte, halloldu. Bu söylediğini duymamış olayım. Ayıp ediyorsun. Kendi başına geldi. Yedi tüfeği yıkardı. Bize gelince tıs. Anne aklını mı kaçırdın sen? Bu yaptığın ne? Ya Azer müdahale edemeseydi? Ya vursaydın Dila'yı? Bana bak. Sen konuşma. Sen karışma. Siz onu bu hale getirdiniz. Tepemize çıkardınız bu kadını. Bak hala ne diyor ya? Ya tamam kurban olduğum, tamam ben yolda konuştum. Bırak gitme kadının üstüne sen de. Birinizde akıl fikir kalmadı. Birinizde akıl fikir kalmadı. Birisi hapiste, öbürü elini almış silahı sokaklarda. O kadının elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşmasına tahammülüm yok. Eğer rızası girerse, eğer cezası olaylanırsa, ben de Melike'ysem yarın bıraktığım işi bitireceğim. Haberin olsun. O Dila'nın ölümü benim elimden olacak. Anladın mı? Yeter artık. Katil misin sen? Ha? Öldürecekmiş, lafa bak. Hepimizin sağlam durması gereken, ayakta durması gereken zamanda biz bir de seninle mi uğraşalım? Ha? Seninle mi uğraşalım? Anne, aklını başına topla. Dila öyle bir kadın değil. Dila insanı arkadan vuracak bir insan değil. Yanlış konuşuyorsun. Hepimizin birlik beraberlik olmamız gereken zamanda sen gidiyorsun maraza çıkarıyorsun. Bir daha sakın böyle bir şeye kalkışma. Lafını bile etme. Sen çok iyi biliyorsun. Devam et öyleyse. Gel. Delirtecek beni ya. Gel buraya. Rıza, Rıza ne olur konuşmamız lazım. Lütfen, lütfen otur. İyi misin? Yani burada bir şeye ihtiyacın var mı? Harikayım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle Dila? Sana her şeyi anlatacağım bak. Anlattıkça bana hak vereceksin. Benim hiçbir suçum yok. Anlayacaksın ne olduğunu. Üzgünüm ama her şeyi Canan anlatmış. Seni ihbar eden o. Bu mu hikayen? Yeni mi bu? Bundan sonraki planın ne? Burada başıma bir iş mi getireceksin? Hadi la. Yavrum ben o kadınla yatmadım. Seni inandırmak için kendimi mi yıkayım ben ya? Neyin intikamını alıyorsun sen benden? Rıza Canan yapmış diyorum. Benim hiçbir suçum yok. Canan yapmış. Seni ihbar eden o, Suat'ı her şeyi anlatan o. Beni ilgilendirmez. Ben sana bir tek şartla inanırım diye. Bir tek şart. Tamam. Ne şartın?
Bu davada benim avukatım sen olacaksın. Beni sen savunacaksın. Eğer bunu yaparsan tamam derim. Sana inanırım. Dila benim yanımda derim. Beni seviyor derim. Eğer bunu yapmayacaksan Dila, savunma falan istemiyorum. Ne olursa olsun umurumda değil. İki gündür sana bir şey anlatacağım. Ama bir türlü fırsat olmadı. Kurban olduğum zaten rüzgar gibi geçti kıvamındayız. Mevzulardan benim de kafam attı. Hiç sorma ama. Ama madem sen bana bir şey anlatacaksın, fırsat bulamıyorsun. Ben memleketi durdururum. Memleketi. Anlat bakalım. Bu ne ya? Nereden çıktı bunlar? Yukarıda buldum. Bunlar benimmiş. Annem saklamış. Küçücükmüş ayakların senin. Mis gibi de kokuyorlar ha. Hayrola niye çıktı bunlar şimdi? Yakında lazım olabilir. Fatma kurban olayım bak yine bu sultan mevzusuysa hiç çekemem yoruldum yani ya ben. Sultan'la hiç ilgisi yok. Bize lazım olabilir. Bize mi? Nasıl ya? İsterdim ki bu haberi çok güzel bir günde vereyim ama kısmet bugüneymiş. Şimdi hiç sırası değil biliyorum ama ben daha fazla dayanamayacağım. Söyle. Ben hamileyim Hazar. Yakında baba oluyorsun. Azer, Azer, Azer ne diyor oğlum bu kadın? Senin çocuğun olur musun lan? Hamileyim diyor lan. Sen doktora gitmedin mi oğlum? Doktor sana kısır olduğunu söylemez mi lan? Ne oluyor lan? Nasıl hamile olur lan bu kadın? Ha, Azer, senin çocuğun olamaz ki. Kısırsın oğlum sen. Dövsüzsün oğlum sen. Zürriyetsizsin oğlum sen. Nasıl çocuğun olsun lan senin? Ne diyor lan bu kadın? Ne diyor lan bu kadın?